Merhaba sevgili seyirciler. Ben Halk Ozanı Müslüm Sivil, Sivas Kangal Kavaklı'nım. Bugün sizlerle baş başa bir sohbet edip konuşmak istiyoruz. Hani ozanlar deyince, ozanlar evde oturup saç çalıp türkü söyleyen insanlar değil. Halkın içinde gezip dolaşan, halkın dertlerini, kederlerini, sevinçlerini dile getiren halk ozanı demek, halkın gözü kulağı demektir. Sizlerin dediği gibi. Bugün sizler için yapmış olduğumuz bir programımız var. Bu programın içerisinde Müslüm Sümbül neler yapmış, nerelere gitmiş, neyle karşılaşmış, elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Ben 1938 doğumluyum. Atatürk'ün öldüğünde ben 6 aylıkmışım. Ve köyümüzün hep büyükleri de bunu söylerler bana. Ablam ve babam da söylemişti zaten bana. Ben her köylü çocuğu gibi 16 yaşıma kadar köyde, Kavak Köyü'nde babam çobandı. Ben bir çobanın oğluyum. Onunla da gurur duyuyorum. Çoban deyince şimdi herkesin bir mesleği var. Çobanlık da bir meslektir. Çoban olmasa koyun olur mu, et olur mu, süt olur mu? Onlar da bir kahraman sayılır. Onlar da bir emekçi. O nedenle ben 8-10 yaşlarımda yaylada ağalımız vardı. Rahmetli babama azık götürürdüm ben. Köyden yaya 1,5 saat çekerdi. Şimdi kendi davarımız vardı bizim. Koyunlarımız vardı, keçilerimiz vardı. 150-200 tane. Bir de yakınlarımızın köyün davarları vardı bir kısmını. Onu katınca 1000 küçük baş hayvan olurdu. Onu otlatırdık. Babama da yardımcı olurdum ben. Şimdi 16 yaşıma gelince insanın biraz ufku açılıyor. Artık dünyayı görmeye çalışıyor. Dünyayı görüyor. Bunun sonu var mı yok mu? Bana bir şey ne getirir ne götürür. İnsanın onun hesabını yapmaya başlıyor. Ben de 16 yaşımda gerçekten düşündüm, taşındım. Hep davarın peşinde dolaşıyoruz. O zaman şimdiki gibi de değil. İnsanlar, imkanlar da yok şimdiki gibi. Sonra medya yoktur. Böyle TRT yok. Yayın şeyleri yoktur. Ulaşım yoktur. Şimdiki gibi araba yok, otobüs yok, bilmem ne yok. İşte bir köylü çocuğuyuz. Bir gün babama dedim ki, baba dedim, ben dedim böyle hep dağda, bayırda, davarın peşinde, öküzün peşinde, köyde, çapada, tarlada hep burada mı dolaşacağım ben dedim. Yani benim mesleğim bu mu olacak? Ben dedim şimdi okula gidiyorum. Beni okula gönderdiniz. Okula gittim dedim ben şimdi. Tamam. 5'e kadar okudum dedim. 5'e kadar okuduk. 5'i bitirdik. Bitirdikten sonra ne yapacağız dedim. Ben hep böyle davarın peşinde mi olacağım deyince nerede olacaksın dedi. Baba dedim ben Ankara'ya gitmek istiyorum deyince babam bana kızdı. Ulan oğlum dedi senin Ankara'da ne işin var dedi. Bu malda var ne olacak dedi. Baba dedim bana ne senin malından davarından dedim. Babam bana yine kızdı. Ama ben kafaya koydum Ankara'ya gelmek. Şimdi orada kimin yanına gideceğim diye onu düşünüyordum. Amcam vardı. Onun oğulları vardı. Birisinin ismi Niyazı. Birisinin ismi de Alaaddin'di. Alaaddin'in babasının ismi Hamit Hoca'ydı. Onunla hocalık da vardı, Kur'an okurdu. Köylü başına toplanırdı. Şimdi Niyazı'nın babası da bizim gibi çiftçiydi. Köyde çiftçilik yapıyordu. Niyazı, onun oğlu da yapı kredide çalışırdı bankada. Şimdi amcamın, Alaaddin'in hanımı köye geldi. İzinli gelmiş. Alaaddin Ankara'da Tırlabüs'te biletçilik yapardı. Orada çalışıyordu. Ankara'ya Tuzluçayır'da ev yapmaya karar vermişler. Fakat Tuzluçayır'da ev yapmak için tabii para lazım. Para da olmayınca Sultan yengem köye geliyor, babasından para alıyor. Babasının ismi Recep'ti. O demir yollarında çalışırdı. Onda paranın olduğunu bildiği için köye gelmiş. Ben şimdi kafama koydum. Dedim ki gitsem dedim ben ya amcamın, Niyazı'nın veyahut da Alaaddin'in ikisinin birisinin evine gideceğim.
Ama tren parasını kimden alacağım? Şimdi bende para yoktur. Babamdan para istesem bu kaçı diyecek, bana para da vermeyecek. En sonunda şimdi amcamın, Alaaddin'in hanımı geleceği günü, onda para olduğunu biliyorum, babasından para aldı 80 lira. Ne kadar aldığını da söylemişlerdi. Ben öğrendim orada. Ayrıca benim ablam, Zerköy denilen bir köy var. Gene Kangal'a bağlı. Ablam orada evliydi. Şimdi ben kafaya onu koydum. Ablamın eşi köylerde kalaycılık yapardı. Sanatkar adam. Onda para olduğunu biliyordum. Ara sıra ben küçükken 8-10 yaşlarımda oraya gider gelirdim. O köyde hemen hemen beni tanırlardı. Bedar ablamın kardeşi olduğunu. Şimdi ben bir gün sabahleyin hemen onun geleceği günü, yengemin geleceği günü ortalık ışırken köyden çıktım. Köyden çıktım. Ama istasyonun yanına, Armağan istasyonu yolundan gitmiyorum. Beni gören olur da geri çevirirler falan diye, ben bir vadi var. Vadiden, o yoldan geçmeden vadiden gittim. Zerk'e gidiyorum şimdi. Zerk'e gidiyorum ama orada Samıt Tekkesi diye bir tekke var. Tekkenin altından geçiyor. Bozarmut istasyonu var. Ben şimdi yaya gittiğim için 1,5 saat çekiyor. Trenin vaktine hesap ettim ben. Eğer yukarıyı dolaşmış olsam köprü var. Köprüden gitmiş olsam treni kaçıracağım. Yaz bahar ayı, Mart ayıydı. Muhteşem o Yılanlı Dağı'ndan gelen su Kangal Çay derlerdi, oradan giderdi. Bizim oradan geçerdi. Şimdi soyundum. Belden aşağıyı çıkarttım. Omuzuma sardım. Pantolonumu suya kendimi verdim. O bir tarafa geçtim. Neredeyse su devirecekti beni. Öyle su vardı. Yaz bahar ayı. Ablamın evine gittim Zert'te. Ablam beni görünce tabii şaşkınlıkla, kardeş abo nasıl, sen nasıl geldin, ne yaptın dedi, bu üstün başın ne dedi. Abla dedim, sarma onu, boş ver dedim. Böyle böyle dedim, babam dedim beni Ankara'ya gönderiyor. Para yokmuş kendisinde dedim, bana haçlık vereceksin deyince, ablam şöyle bir durdu, kardeş dedi, enişten evde yoktur dedi, o köyde kalaycılık yapıyor ama hangi köyde bilemiyorum dedi. Bende de para yoktur dedi. Ama niçin söylemiş bunu tabii daha sonradan öğrendik. Ben de senin kaçtığını anladım diyor. Kardeş senin kaçtığını anladım dedi, ben sana para vermedim. Yoksa para yok mu? Para olmaz olur muydu diyor. Köylü bizden paralıydı zaman zaman diyor. Neyse ablam para vermek istememiş. İstemedi. Ben oradan çıktım yine aynı suya karşıya geçtim. Şeye gittim. Bozarmut istasyonunda. Bozarmut istasyonunda vardım. Zerkli bozuğu kağıdı erlerdi. Orada yanında da bir adam, istasyondalar, konuşuyorlar. Beni görünce, oğlum Müslüm burada ne işin var senin, hayrola ne yapıyorsun dedi. Ne geziyorsun burada deyince dedim ki, bozuğu amca dedim, ben Ankara'ya gidiyorum. Yanındaki adama dedi ki, bu yalan söylüyor, Ankara'ya niye geçsin dedi, bu yaşta dedi, bu kaçıyor dedi. Biz onu konuşurken tren makastan girdi ve ben trene atladım. Trene atladım ama para yok, pul yok. Şimdi trene bindim, kapıyı kapattım. Ben hemen, affedersiniz, Vece'ye girdim. Trende. Kapıyı kapattım. Konduktör geliyor. Bilet diye keserek geçiyor. Sesi uzaklaşınca amcanın hanımının orada olduğunu biliyorum. O geçtikten sonra ben şimdi kompartmanlarda yengemi aramaya başladım. Birinci, ikinci vagonda yengemi buldum. Kompartmanda oturuyorlar. Kompartmanlar bilirsiniz. 8 kişidir. 4 kişi karşı karşıya otururlar. Baktım orada 5-6 kişi var. Yengem de orada. Ben hemen, o da beni görünce şaşkınlıkla, sen buradan arıyorsun falan dedi. Dedim ki böyle böyle, ben dedim Ankara'ya gideceğim. Daha doğrusu dedim, ben senden para istiyorum. Tren parası verirsen şu biletimi alayım. Rahatlıkla gidelim dedim. Parayı vermek istemedi. Çünkü çocuğu kandırdı götürdü derler diye. O vermek istemedi ama oradaki yolcular, ya bir abacı dediler, bu şimdi çocuk trene binmiş, dağın başında kaldırır aşağı atarlar, çocuk nereye gideceğini de bilmez, ver ne olacak dediler. Bana o zaman 20 lira para verdi sevgili seyirciler. 18 lira 50 kuruştu Ankara'ya geliş o zaman. Ama 18 lira 50 kuruş çok büyük paraydı.
Niçin diyeceksiniz? Ulaşım yok, otobüs yok, dolmuş yoktur. Sadece o zaman araç olarak bir tek tren var. Trenle geliyorsun. O da 24 saatte. Bizim oradan Ankara'ya tren 24 saatte geliyor. Çünkü uzun bir yol. Trene bindim, neyse geldik, Ankara'da indim. Ankara'da indim, Mamak'tan tren girdi. Şimdi bizim köylerde ekseriyet bilirsiniz. O zaman çatı falan sonradan icat edildi. Çatılı evleri görünce hoşuma gitti. Biraz da böyle modern falan yapılmış şeklinde, villa gibi. Ya ne güzelmiş bu şehir dedim. Şimdi amcamın hanımı dedi ki daha burası şehir değil dedi. Şehir daha çok ileride dedi. Sen şimdi Ankara'nın içine gidince görürsün şehri dedi. Gerçekten gittim ben. Eve vardık. Eve vardık şimdi yengemle. Eşi işten geldi. Beni görünce tabii sarıldı bana. Müslüm dedi, böyle böyle geldi, aldım getirdim dedi. Duygulandı. Çünkü o zaman gurbet var. Kolay kolay gidip gelmek de zor. Öyle şey değil. Ağladı. Ağladı. Ya dedi, köyün kokusu geliyor hanım dedi. Görüyor musun dedi. O şimdi bana köyün kokusu geliyor diye duygulanıyor, ağlıyor. Ben ona amca bana iş bulur musun diyorum. Güldü. Bak dedi, ben de söylüyorum dedi, o benden iş isteyeyim. E oğlum dedi, sen şimdi peki 16 yaşındasın, sen ne yapacaksın, nasıl çalışacaksın dedi. Amca dedim, benim yapamayacağım iş yok, yeter ki sen bana bir iş bul dedi. Amcam bana bir kahvede, kahve ocağına daha doğrusu bir iş buldu. Daha sonra da ben bir açık hava ışık sinemasında çalıştım. Ondan sonra da askere gittim. Açık hava ışık sinemasında çalıştım Ankara'da. Ve orada 4 sene çalıştıktan sonra askerliğim geldi. Askerliğim yaklaşınca ben köye dönmek zorunda kaldım. Köye de gelince bana köyde bir işte kız bulmuşlar. Dediler ki bu kız kaçırma, seni bu kızına evlendirelim dedi. Ailem de, babam da, ablam da. Ya dedim ki ben daha askerliğimi yapmadım. Nasıl olur falan, olmaz dedim. Dediler ki bir şey olmaz, evim var Ankara'da dediler. Ben tabii çalıştım, aradan 5 yıl sinemada çalışırken orada da bir gece kondu yaptım. Sonra ben, abim vardı, abim de evli bir çocuğu vardı. Onu ben Ankara'ya getirdim. Evlendik, eşimi abimin yanına bıraktım, ben askere gittim. Askerden döndükten sonra telefon müdürlüğüne girdim. Telefon müdürlüğünde 1,5 yıl çalıştıktan sonra ben Ziraat Bankası'na geçtim. Ziraat Bankası'ndan da emekli oldum ben. 89'un Ocak'ta emekli oldum. Benim 3 tane çocuk var. Bir oğlan, 2 kız. Oğlum harp okulunda okudu. Yarbaylıktan emekli oldu 2005'te, o emekli. Onun küçüğü kızım evli. Onun küçüğü bir kızım var. O da emekli oldu. Mecliste emekliydi. Meclisten emekli oldu o da. Şimdi İstanbul'da Büyükçekmece'deyiz. Büyükçekmece Mimaroba'da yaşıyoruz. Bakın nereden nereye? Ankara. Köyden Ankara, Ankara'dan işte çeşitli yerlerde askerlik falan derken buraya mekan kurduk. Şimdi buradayız şimdilik. 1964'te ilk filamı yaptım. 45'lik filan yaptım. Unkofan'la geldim. İstanbul'a geldim. Çalışırken. Daha sonra bunu devam eden aylar, yıllar içerisinde 25 tane 45'lik plak, 12 tane kaset yaptım. Ve işimi aksatmamak kaydıyla 1966'da da TRT bir sınav açtı. O sınavda da ben tabii devlet memuruyum. Sınava ben kaçak giriyorum şimdi. Ya orada çalışırsın ya orada. Şimdi günüm geldi, bana bir numara verdiler, gittik. 500-600 kişi sınava giriyor. Onar kişi içeri alıyorlar, sonra içeriden tek tek de stüdyoya alıyorlar, kayıt yapılıyor, dinliyorlar. Sıram geldi, ben o zaman
Halk müziği korosu vardı. İşte Emin Aldemir, Osman Özcekşi, Necla Erol, Mustafa Gece Yatmaz, Ali Can, Nida Tüfekçi. Bir jüri vardı. Jüri tabii içeri girenleri tek tek dinliyorlar. Sıra bana geldi, girdim. Şimdi ben sazı çalırken Osman Özdenkçi ile Emin Aldemir konuşmaya başladılar. Sonra ben bitirdim türküyü. Emin Aldemir bana dedi ki, sen Kangallısın dedi. Evet dedim, Kangallıyım. Kangallı aşık dedi, Ahmet Başar var, bunu tanır mısın dedi. Dedim ki o benim ustam deyince, Özdenkçi'ye dedi ki, ben demedim mi dedi, bak aynı basışlar dedi. O dedi çok güzel bağlama çalar dedi. Evet o benim ustam dedi. Sonra bana soru sordular. Sen bir yerde çalışıyor musun dediler. Dedim böyle böyle, ben devlet memuruyum. Nerede? Ziraat Bankası'nda. Evli misin dediler. Evliyim dedim. Çocuk var mı? Var dedim. Nota biliyor musun dediler. Yok dedim. Nota bilmiyorum dedim. Siz dedim bana nota soruyorsunuz dedim. Ben köylü çocuğum, konuşmayı bilmiyorum. Ben notayı nereden bileyim dedim. Güldüler. Öyle deyince rahmetlik Osman Özdenkçi dedi ki, yarın sazınla tekrar bir daha gelebilir misin dedi. İki dedi. Geleyim hocam dedim. Saat 2'de gittim. Yemek yemişler. Çatı katında yemekhanesi vardı TRT'nin Sıhıya'da. Radyonun. Koridorda baktım, geliyor iki kişi, arkasında da bir kişi daha geliyor. Geldim hocam dedim. Yanımdakine dedi ki, hocam dedi, bu gencimizi bir dinleyelim dedi, gel dedi. Band dinleme odası var, oraya girdi. Şu dünkü çaldıklarını bir daha çalar mısın dedi. Çaldım. Ona sordu, dedi ki, hocam nasıl durum dedi. Ya bu çocukta bir Anadolu'nun sesi ve sazı var dedi. Bunu dedi TRT'ye kazandırın dedi. İyi de dedi. Bu dedi evli dedi. Aynı zamanda devlet memuru. Bir de çocuğu var dedi. Bir de dedi nota bilmiyor dedi. Ya dedi örnek verdi adam. Şunlar nota mı biliydi dedi. İşte Aşık Veysel'den şundan bundan bahsetti. TRT 24 saat çalışıyor dedi. Sen de dedi bunlara dedi cumartesi pazar günü bu çocuğa bant günü verirsiniz. Bunu TRT'ye kazandırın bu sesi dedi. Çocuğun sesi de sazı da güzel, ben beğendim dedi. Ve kalbiyse ki bu Türk sanat müziği orada tanıdım. Muzaffer İlkar'mış. Sonradan öğrendim. Ve bana bant günü verdiler. Ha öyle deyince dedi ki böyle bir kişi daha var dedi. Kim o dedi? Neşet Ertaş dedi. E alın bunun ikisini de TRT'ye kazandırın dedi. Nerede bulacaksınız daha? Köy köyü dolaşıp dedi böyle dedi. Sanatçı mı bulacaksınız? Mahalli sanatçı mı bulacaksınız kolay kolay dedi. Ve biz o hafta içerisinde bant günü verdiler. Biz bant yaptık. Eskiden bant denetime girerdi. Tabii şimdi de öyledir tahminim. Denetimden geçtikten sonra o hafta içerisinde bir hafta sonra çarşamba günü saat 10.30'da akşam beni TRT'den yayınladılar. Ama çok heyecanlıyım. Önümde bir batı müziği çalıyor. Çalıyor. Epey sürdü. Ben şimdi heyecanlandım. Sonra gong vurdu. Sayın dinleyiciler dedi. Şu anda dedi mahalli sanatçımız Müslüm Sümbül'den türküler dinleyecek deyince ben tabii sıçramışım yerinden kalkmışım. 1966'da tabii radyoya girmek, orada sesini duyurmak kolay mesele değil. Ve bu müzik serüvenim böyle başladı. Daha sonra yurt içinde cumartesi günleri, pazar günleri, yıllık izinimde bu sanata devam ettim. Gece gündüz uykum gelmezdi. Çok meraklıydım. Hala meraklıyım. İçimde bakın şu anda ben 84 yaşındayım. 38 doğumluyum, ana doğumluyum. Ama resmiyette 40 gözüküyor. Yaşımı da size söylemiş oldum. Yaşımı da duydunuz tabii. Bu nedenle bu şeyimiz, müzik şeyimiz böyle başladı bizim. Sevgili seyirciler, biraz da beraber olduğumuz ozanlar ve arkadaşlarımız sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha çok birçok sanatçıyla programa gittik, konserlere gittik, oturduk, kalktık.
Hepsini söyleyebilirim. Neşet Artaş, Aşık Mahzuni, Çobanoğlu, Aşık Reyhani, Şeref Taşlova. Çok yakın arkadaşımdı, çok iyi bir dosttu, çok iyi bir ozandı. Yani bir Mahzuni kolay kolay daha gelmez diye düşünüyorum. Tabi halk ozanlığı bitmez. Bazıları der ki işte Veysel öldü, ozanlık bitti. İşte şu oldu, ozanlık bitmez ama hani derler ya el elden üstündür. Ama günümüzün gerçekten günümüzü dile getiren, bu milletin derdini, halkın derdini dile getiren çok büyük bir güçlü ozanımız da Aşık Mahzuni. Ve aynı zamanda Aşık Veysel. Aşık Veysel bir gün Ankara Radyosu'nda program yapmaya gittim. Orada rastladım. Bir iki defa orada rastladım. Zaten orada görürdüm. Arada sırada radyoya gelirdi. Bana sordu. Yavrum dedi, Müslüm dedi, senin ustan kim dedi. Ben seni radyoda dinliyorum dedi. Dedim ki Kangallı Aşık Ahmet Başar dedim. Ben çok iyi dinlerim, çok iyi bilirim dedi. Çok eski bir ozandır dedi. Ve sazını da çok beğenirim, çok iyi yerden tutturmuşsun dedi bana. Rahmetli Aşık Veysel. Hatta Ankara'da yüksek ihtisas mıydı? Ankara numune miydi? İhtisas hastanesi tahmin ediyorum. Orada yatarken ziyaretine gittim. Aradan yıllar geçti. Gittim, sırt üstü yatıyor. Oksijen takmışlar burnuna. Ondan sonra elinden tuttum, ustadım nasılsın, iyi misin dedim. Hiç görmedim aşağı yukarı 10-15 seneden beri. Şöyle tuttu elimden, bir sıktı. Ah oğul Müslüm dedi. İyiyim demek adet olmuş. Ey adamın hastanede ne işi var? Baksana şu halıma dedi. Öyle deyince tabii ben gözlerim doldu gerçekten. Duygulandım. Metin olun dedim. Siz ne olacağını, neyin nereye varacağınızı bizlerden çok iyi biliyorsun dedim. Sen dedim. Müslüm dedi. Biz limana geldik dedi. Limana dedi. Limana yanaştı dedi. Gemi limana yanaştı dedi. Benimle böyle kısa da bir sohbet oldu. Fazla yormak da istemedim. Veysel Ankara'dan gittikten sanırım yani 15-20 gün bir ay sürmedi vefat etti köyde. İkinci bir ozanımız da benim çok sevdiğim, çok samimi dostum Aşık Mahzuni'ydi. Mahzuni Şerif'le çok konserler paylaştık, beraber olduk. Ayrıca Ankara'da oturuyordu, Dikmen'de. Biz ayrıca tanışıyorduk. Hemen hemen iki ayda, bir ayda bir gelirdik. Ben onlara giderdim, onlar bize gelirlerdi. Ayrıca tanışırdık. Çok güzel esprileri vardı. Mahzuni sadece radyolarda, plaklarda değil, oturup sohbet edeceksin ki Mahzuni'yi anlayasın. Mahzuni'yi kolay kolay böyle, herkes kolay kolay anlayamaz. Ama Neşet de öyleydi gerçekten. Bak Neşet Ertaş'a da söylüyorum. O da öyledir. Bu insanları oturacağın, muhabbet edeceksin ki anlayasın. Kolay kolay anlamazsın yoksa. Türkülerde, plaklarda, kasetlerde, radyoda çıkıyor, belirli bir türküsü vardır, onu söylüyor, geçiyor. Her türkünün, her deyişin bir öyküsü var. Onu öyküsüyle anlattığı zaman der, ya bir derya dersin. Gül abi telefon etti bana, Çorum Sungurlu'da. Abi dedi, ben bir gece yapıyorum, gelirsen memnun olurum, bir katkın olursa dedi. Hay hay dedim. Ben şimdi gittim. Ben şeyi karıştırmayalım, o darbe olmuştu falan. Tamam. Peş katmayalım. Tamam. Devam et. Şimdi o ayrı bir şey. Keserim ben, sorun değil. Ya. Gittim, otobüsten indim, neyse beni karşıladı, bir genç bir çocuk göndermişti. Beni aldı, doğru evine götürdü. Evde oturduktan sonra salona gittik. Salona gittik. Salonda konser vereceğiz. Davut Suları var, Gül abi var, ben varım. Bir de Mehmet Odabaşı diye birisi var.
Bir Hüseyin diye birisi daha vardı. İsimlerini pek hatırlayamadım. Oranın mahalli sanatçıları. Program başladı. Önce Gül abi çıktı. Herkese hemşerilerine bir hoş geldin etti. Bizler de tanıttı. Şunlar şunlar var, bunları dinleyeceksiniz dedi. Sonra o da başı çıktı. O mahalli bir sanatçı vardı, o çıktı. Sonra Davut Suları çıktı. Davut Suları'dan sonra da ben çıktım. Ben çıktım. Davut Suları çıktıktan sonra, çıkmadan önce. Davut Suları çıkmadan önce ben çıktım. Benden sonra da en son Hüseyin Çırakman çıkacak. Şaşırıyorum burada, unuttum. Neyse Hüseyin Çırakman çıktı. Ama Hüseyin Çırakman çıkmadan sonra Davut Suları şimdi bir atı vardı, Leyla diye. Onu methede bir kaldı. Şimdi Hüseyin Çırakman yanımda diyor ki ben sana şimdi Leyla'yı gösteririm diyor. Ya diyor, dünyayı diyor, Mecnun'a verseydin Leyla'sını satar mı diye şimdi arkada konuşuyoruz. Ya bırak dedim şimdi, milletin önünde sonra kavga edersiniz mi arkadaşsınız? Yok. Yok, ben sazı kafasına vuracağım bilmem ne diyor Davut Suları. Hüseyin Çırakman. Hüseyin Çırakman çıktı. Dostlar dedi size bir şey söyleyeceğim dedim. Dünyayı verselerdi dedi Mecnun'a Leyla'sını satar mı dediler. Başlayınca şimdi Davut Suları'yı zor tutuyorum sahnenin arkasında. Böyle bir anımız oldu orada. Neşet Ertaş yazmışlar. Demişler ki işte ölmeden birkaç sene evvel yani. Daha şu anda tarihini hatırlayamadım da. Ölmeden 5-6 sene evvel. Neşet Ertaş Avrupa'da öldü diye kanallarda yazı geçmiş. Hangi kanal olduğunu bilmiyorum. Beni aramış. Ben de işten geldim. Hanım bana dedi ki böyle böyle dedi. Neşet Ertaş seni aradı dedi. Ağam beni arasın demiş. O bana ağam derdi. Ağam diye konuşurdu. Geldim telefon ettim. Ağam dedim beni aramışsın hayrola. Ağam kurbanı olayım dedi. Ya sağ adamı öldürdüler dedi. Hayrola dedi. Ya kanal da geçti dedi. Ben gördüm, ben duydum bunun sesini. Ben senin programa geleceğim dedi. Ben 97-98'de Ozanların Dilinden Merhaba programını sunuyordum TRT'de. Bazı mahalli sanatçı arkadaşlarımızı da çıkardık TRT'ye bu vesileyle. Hay hay gel dedim. Sonra bana dedi ki nasıl geleceğim ağam dedi. Ya dedim uçak deli akıllı demeyi dedim. Alıp getirirsen gel dedim. Ağam kurbanı olayım sana dedi. Sen merak etme dedim. Gel ben sana dedim gelir Ankara'da havalandan alırım dedi. Neyse biletini almış gerçekten. Ertesi gün gittik. Ben bunu Esenboğa'dan aldım. Eve getirdim. Evde benim misafirim oldu. Çok tatlı bir sohbeti vardı. Çok güzel bir şey anlattı. Eve geldiğimde ama kapının önüne geldim ki sanki dersin ki orada bir olay olmuş. Geldim ki araba da olur orada. Ev kalabalık. Bizim apartmanda da birkaç tane Kırşehir'de oturuyor. Demişler ki Müslüm Sümbül Neşet'i getirmeye gitti demişler. Neşet de Almanya'ya gitti. 15-16 sene yani gelmeyince bir ölüm şeyi çıkarttılar. Herhalde ondan çıkarttılar bunu. Neyse geldi elin ayağına sarıldılar. Öpenler, bilmem ne yapanlar. Neyse oturduk eve gittik. Ağam kurbanı olayım şu sazımı ver de hemşerilerime bir çığırayım dedi. Şimdi aptallar çalayım dedi, çığırayım derler onlar. Şimdi sazı verdi kendine. Ya bu adam 3 saat bağlama çaldı. Dedim ki ya kalkın gidin dedim. Bak yarın programımız var. Biz yatacağız dedim. Bu adam bir dinlensin yarın programımız var dedim. Ağam kurbanı oluyorum. Ölünce hep yatacak zaten dedi. Neyse. Sonra bir şey anlattı. Köyden bir şey anlattı. Köy odalarında diye sohbet olurdu diye eskiden diyor. Millet bir araya toplanırdı. Sohbet ederlerdi. Kitap okurlardı diye. Sohbet ederlerdi diye. Bilmez değilsin ya köylü diye ayağında uzatır. Otururlar dedi. Şimdiki gibi koltuk yok, bir şey yok diyor. Sedir gibi yer ayağını uzatırlardı diyor.
Şimdi orada değil, otururken de ayakları değil, çorapları değil, o yeni olan demeyin, çorapları ecel olan diye ayağını uzatır otururdu diyor. Vatandaşın biri de diyen adım çorabı yırtığımış hep gelir oturur bağdaş kurar ayağında altını aldırmış diyor. Karısı bir gün gelmiş, kapıyı yaralamış, bakmış ki herkes ayağını uzatmış, bu ayağını uzatmış. Anlamış ki bu çorabı yırtık, çorabı yırtık diye ayağını uzatmıyor. 6 ayda bu adama tek bir çorap yapıyor. Tek bir çorap örüyor. Adam yine o odaya gidiyor. O bir ayağını altına çalıyor, o yeni olan çorabı ayağını ileri uzatıyor. Kadın kapıdan geliyor, kapı yaralıyor. Herif herif diyor. Allah bu karıcanıma sağlık verirse 6 aya kadar da bir ayağı uzattıracağım diyor. Şimdi Aşık Ahmet Başar ustadım gene bize misafir ediyor geldi. TRT'den çağırmışlar. Program yapmaya gidecek. Gel dedi beraber gidelim dedi. Ben sazını taşıyorum tabii. Gene sazı elim aldım gittim. Beraber gittik. Muzaffer Sarısözen gelmemişti. Saat 11 sıralarında mı 12'de mi gittik oraya? Hatırladığım kadarıyla. Biraz orada kahve ocağı vardı. Orada oturduk. Yarım saat 15 dakika sonra hoca kapıdan içeri girdi. Ben tanımıyorum tabii. Aha dedi, hoca geldi dedi. İnce biz ayağa kalktık. O Aşık hoş geldin dedi. Bizi aldı yukarıya, stüdyoya çıkarttı. Stüdyoya çıkarttı. Gittik ki orada o günün halk müziği korosu halka şeklinde oturmuşlar. Hocayı bekliyorlar. Onlar kim? Osman Özdekçi, Emin Aldemir, Mustafa Gece Yatmaz, Ali Şan ismi Ali ya. Onları unutuyorum işte. Hı hı. Aliye Akkılıç, yani o günün korosu oradalar. Şimdi Sarı Sözen dedi ki, bu da herhalde senin çırağın Aşık dedi. Evet dedi. Peki bu da senin gibi bağlama çalıyor mu dedi. Vallahi dedi şimdi isterseniz bir çalsın dinleyin dedi. Şimdi bana sazını çıkarttım, elime aldım, çalmaya başladım. Yüzün ifadelerinden anladım ki beni beğendi, gülmeye başladı, gülümsedi Sarı Sözen. Sonra ben bırakınca Aşık dedi, aynı senin basışların dedi, kopyanı çekmiş senin dedi. Çok güzel dedi. Öyle deyince ustadım dedi ki, çocuğa dedi çok meraklı bir türkü söyletebilir miyiz dedi. Tabii neden olmasın dedi. Şey yaparız dedi. Ustadım çalacak şimdi, ben de türküyü söyleyeceğim. Kendim çalıp söylerim ama türkü çok yüksek, oktavlı bir türkü, uzun hava. Belki bir hata yaparım diye ustam çalsın diye düşündüm. Şimdi ustam çalacak, ben gireceğim. Türkiye'ye giremedim. Koroyu görünce, oradaki hocayı görünce, daha ilk defa öyle bir şey görmedim. Yeni ilk defa gördüm. Heyecanlandım. Türkiye'ye giremeyince, rahmetlik Sarı Sözen dedi ki, Aşık dedi, bu bir canlı yayın. Antenden çıkışı var, dönüşü yoktur. Allah ezdirgesin bir sakatlık çıkarır dedi. Ama ben eminim dedi, bu türküyü, bu çocuk dedi, zamanı gelecek. Hem bu türküyü söyleyecek hem de sazını çalacak dedi. Bunu takiben, bakın, bunu takiben, aylar geçti, yıllar geçti. 1966'da TRT bir sınav açtı. TRT sınav açtı, ben de gittim yazıldım. Daha önce de anlatmıştım, herhalde dinlersiniz onu. Aynı türküyü kayıt yaptım ve o türküyü getip bant yaptığımda, bantın birinde de ilk bantımı yaptığımda türkünün bir tanesi oydu. 15 dakikalık bir şeydiler. Orada bir 4 türkü okudum. Gözlerim doldu çünkü neden? O stüdyoda kayıt yaptılar. Ben sazı çalıyorum. Baktım ki Muzaffer Sarı Sözen'in posteri o şeyde asılı. Gözlerim doldu yani benim. Çünkü bana söyledi, hemen aklıma geldi. Sarı Sözen'de bu şekilde böyle orada tanımış oldum. O şekilde tanıdım. Ama tabii o zaman 1958'de biz tabii TRT'de yoktuk. 66'da girdik biz TRT'ye. Onu da buradan rahmetle minnetle anıyorum ve ruhu şad olsun.
adım adım Anadolu'yu gezerekten aşağı yukarı radyoda olan repertuarın yarısı, demesem de %30'u onun bütün derlediği türkülerdir. Cemalettin Ulusoy, Mustafa Temizli Birlik Partisi'nin genel başkanıydı. Karacalı Cemal Özbey avukat Malatyalı, bir de Veli abiydi. Bunlar Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e çıktılar. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e çıkınca Cemal Gürsel telefon açıyor. İçişleri Bakanlığı'na bu gece yapılacak, tedbirinizi alacaksınız diyor. Bu şekilde karar verildi gecenin yapılmasına. Gece şimdi orada yapıldı ama dışarıda cam çerçeve kırıldı. Millet içeri girmek için yer yok. Polis baş edemiyor, illa gireceğiz. İlk defa bir Hacı Bektaş gecesi yapılacak Türkiye Cumhuriyeti'nde. Sene 1964. Neyse, çıktı semaha. Bir defa çaldık, millet bırakmadı, bir daha çalıp söyledim. Bir daha semah yaptılar. Ertesi gün gazetelerde Cumhuriyet gazetesi, hatırladığım kadarıyla Akşam gazetesi, bir gazete daha vardı, Hürriyet miydi ne? Aleviler uyanıyor diye şey yapmışlardı. Başlık atmışlardı büyük fıntılarla. Bak, bu gece öyle yapıldı orada. Ondan bir sene sonra Hacı Bektaş'ta yapıldı gece. Gece Hacı Bektaş'ta yapıldı. Ama bizim orada yapılan, Ankara'daki yapılan semah ekibinde sadece kendi giysileriyle çıktılar. Erkekler ve kadınlar. Anladın? Kendi giysileriyle çıktılar. Ama Hacı Bektaş'ta yapılan şeye özel kıyafet yapıldı, dikildi. Özel kıyafetleri var. Başlarında Hacı Bektaş'ın şeyi olduğu gibi. Ondan sonra onlar bende kayıtlı ve resimleriyle beraber. Gece şeyde yapıldı. Hacı Bektaş'ta yapıldı. Ve onu devam etti. Ben aşağı yukarı 13-12 sene Hacı Bektaş semahını ben çaldım. Bu arada Hacı Bektaş'ın ODTÜ'de okuyan, Ankara Üniversitesi'nde okuyan genç çocuklar, kızlardan böyle bir şey oluşturduk, semah ekibi. Onlara bu semahı öğrettim. Ondan sonra dedim ki benden bu kadar, bundan sonra bunu siz yapacaksınız dedim. Öylece bu semah devam etti. Bu gördüğün semahı meşrulaştıran bu karşında konuşan Müslüm Sümbül. Muhlis Akarsu Yunan'da İzmir'de konserine gittik beraber. Ben, Ali Kızıltuğ, Muhlis Akarsu. Konser bitti, acıktık. Şimdi fuarda, fuarın içerisinde konser verdiğimiz yer ayrı bir gazino gibi bir yer var. Orada verdik. Karnımız acıktı, yemek yiyeceğiz. Saatte gece oldu tabi. Rahmetli Muhlis Akarsu dedi ki, ya biz köylü çocuğuyuz dedi, ne yapacaksın dedi. Şuradan dedi biz çökelek ekmek mekmek bulursak dedi, karnımızı doyuracağız. Bizim kaderimiz böyle zaten. Ozanların kaderi hep böyledir dedi. Orada epey muhabbet ettik. Onu da hiç unutamıyorum. Onun da çok güzel sesi vardı. Çok güzel eserler yani şey yaptı memlekette. Çok güzel eserlere imza attı gerçekten.
güzeli metedeyim bari cihan yanmasın. Pervaneler gibi bari her can yanmasın. Hüsnün ama ruhla kalma ol Yusuf'u kenanmasın. Ben yandım el yanmasın, 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 yanmasın. Mahzunay bir nikah çek, ben yandım el yanmasın, yanmasın, yanmasın. Mah yüzüne bakmaktadır bütün alem pervaneler. Alyanağın çevresinde derilmiş dur daneler. Zülcemal'in hikmetinden ne doğurur anneler. Mahyudunay bir nikah çek, ben yandım el yanmasın, 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 yanmasın. Mahyudunay bir nikah çek, ben yandım el yanmasın, yanmasın, yanmasın. İlk sazı şöyle aldım ben. Benim ustadım değil de kirvem. Vahap Efendi benim kirvemmiş. Beni onun kucağına koymuşlar. Kirvemin. Ben bunu bilmiyorum. Küçükmüşüm ben. Aklıma gelmiyor benim. Demek ki ya 4 yaşında ya 3 yaşındayım. Sonra ben büyüyorum. 6-7 yaşlarına gelince o bize gelip bağlama çalıyor, saz çalıyor. Ben merak ediyormuşum hep bütün, dinliyormuşum böyle büyüklerle beraber. Rahmetlik amcam vardı, Karim amcam. Ya bizde misafir eksik olmazdı. Yolda geçen bir adam olsa, ya gel baba der, gece vakti nereye gideyim, şurada yat, sabahında bir çorba iç get derdi. Böyle birisiydi rahmetlik. Ya şimdi kirven bize geldiğinde demiş ki, bu çocuk bunu dinliyor, meraklı. Sen buna bir saz getir demiş. Bana bir cura getirmiş. Cura gibi bir saz şöyle. Curadan biraz büyük. Onu getirmiş. Ben ondan uğraşmışım hep. Ondan uğraşa uğraşa tabii biraz da büyüdük. Büyüdükten sonra 7-8 yaşına gelmeye başlayınca merak da sardı beni. Hoşuma gidiyor. Okula gidiyorum. Okulda öğretmenim vardı benim. Sadık öğretmen ismi. Çerkezdi kendisi, uzun boylu. Çok sert bir öğretmendi. İyi bir öğretmendi ama çok sertti. Bir gün bana da bir tokat attı ama pişman oldu sonradan. Benim sesimin iyi olduğunu anlamış. İstiklal Marşı'nı söylüyorum. Bak dedi. Müslüm Sümbül nasıl söylüyorsa dedi, siz aynısını yapacaksınız. Beni öne çıkarırdı. Ben İstiklal Marşı'nı söylerdim. Öğrenci arkadaşlar da beni takip ederlerdi. Aydolandı, yıllar geçti. Radyoya girdim TRT'de. Adam beni dinlemiş. Bak, yıllar sonra. Ve bu adam hastalanıyor. Hastalanıyor. İbn-i Sina Hastanesi'ne geliyor. Ankara'ya. Oraya geliyor. Bizim köyde de Ali Konuk diye birisi vardı. Bizim komşumuz. O da bizim yaşlardaydı.
Ya senin öğretmenin dedi şeyde yatıyor dedi hastanede. Kim dedim ya? Ya Sadık öğretmen. Yok ya. Kalktım adamın yanına gittim. Çiçek yaptırdım. Adamın yanına gittim. Ya adam beni görünce gözyaşlarını tutamadı. Kalktı yatağın içinde oturdu. O yanındaki hastalara. Ya bu adam dedi, bu çocuk dedi böyle böyleydi dedi. Amcası geldi bir gün bana dedi ki dedi. Ya o zaman muallim derlerdi, öğretmen demezlerdi. Muallim bey demiş. Bizim Müslüm'ün durumu nasıl demiş. Valla gariba demiş. Bu çocuk sınıfta kalmaz geçer ama bu okumaz, bunu bir sanata verin demiş. Ben 5 sene şeye gitmedim, köye gitmedim. Gitmeyince babam bizim köye yakın bir köy var. Oradan birisi gelmiş, İsmail diye birisi. Karanlık köyünde. İsmail bilmem ne derlerdi, lakabına Güzel İsmail derlerdi. O gelmiş, babama gitmiş demiş ki yahu kardeşim. Babamın lakabına da şey yaparlardı, isminin biri Muhammed derlerdi. Muhammed abi, Muhammed amca demiş ya. Çocuk gittim ki demiş aradın mı, sandalyenin üstünde yatıyor, sinekler ağzına uyuşmuş. Sen geç şu çocuğu getir demiş. Babam da tabi dayanamış. Adam çıkıyor Ankara'ya geliyor. O sinemada çalışırken açık hava sinemasında. Sinemaya geliyor. Ben kapalı sinemadayım sonbahar. Orası kapanıyor. Cumhuriyet bayramından sonra açık hava sineması kapanıyor. Neyse adam orada kapıya mapıya bakıyor dolaşırken molaşırken orada yufkacılar var. Kastamonlar var yufkacılar. Onlar o mahalle beni hep tanıyor. Tanımayan yoktur. Çok da seviyorlar beni. O halıcılar malıcılar hepsi beni severler. Neyse. Adam sesleniyor. Babacığım sen kim arıyorsun diyor orada. Ya Müslüm Sümbül var benim oğlum diyor. Onu arıyorum. Ne yapacaksın diyor. Ya o diyor, köyden kaçtı geldi diyor. Geldi işte bizim köylü birisi dedi ki diyor, oğlum perişan. Aç susuz sandalyenin üstüne yatıyor dedi diyor. Ya babacığım gel sen gel demiş. Elinden tutmuş adamı oturtturmuş oraya. O senin düşmanın demiş. Senin dostun değil onu sana diyen demiş. Sen demiş şimdi oğlu biz buluruz. Oğlun gelir görürsün nasıl olduğunu. Nasıl sandalyenin üstünde yattığını demiş. Allah'ın işine bak. Şimdi oraya oturtturuyor. Adam çay söylüyor yufkacı. Bir de Mustafa diye, Mustafa Navruz diye. Bizim komşumuz var köyde. O da Hıdırlık'ta çalışıyor. Hıdırlık tepesi derler. İş yerine gidip geliyor. Akşam üzeri. O da işten geliyormuş. Bak oradan geçiyor. Geçerken Mustafa'yı tanıyor. Ya Mustafa diyor. Nereye gidiyorsun deyince dönüyor ki. Oo Muhammed emmi sen misin diyor. Hayrola diyor. Buradan ağır oğlanı getirmeye gittim diyor. İsmail geldi böyle böyle söyledi. Dayanamadım bunu alıp götüreceğim demiş. Sen otur buraya demiş. Burada otur sen. Hemen taksi tutuyu biniyor. Geldi beni kapalı sinemadan aldı geldi. Şimdi ben taksiden indim anadını. Sanki dersin milletvekili gibi giyinmişim. Rahmetli babam alttan yukarı şöyle bir bana bakıyor, bir yüzüme bakıyor, bir etrafına bakıyor, bir kendi durumuna bakıyor. Anladın mı? Yani babamın onurda kucaklaştık. Yüreğe de çok yukarıydı. Başladı ağlamaya. Zorundan sesini kestim ya. Öğrencilik zamanı işte bizim oradan birden başlıyor 5'e kadar. 5'te 5. sınıfı bitirmiş oluyorsun, diploma alıyorsun. 7 yaşında gidiyorsun o zaman. Şimdi 5 mi 6, 6 yaşında mı gidiliyor? Amcamın sorduğu soruya öğretmen, başta dediğim gibi bu çocuğu bir sanata verin diyor. Bu başka şeylerle uğraşıyor diyor. Ben okula gidiyorum, kar yağardı 1 metre. Yağmur yağardı bizim orada, her taraf köylü. Çatamatı yoktur biliyorsun toprak evlerin altında otururduk. Okula gidip gelirken defterlerimiz kardan bardan kitabımız hep su olurdu. Ben tuttum kendime bir şanta yaptım kontrol plaktan. Bunu bir sanata verin dedi ya. Yalnız ben sadece türkü değil. Yani elimden her şeye gelirdi hevesliydim. Yani sanatkar olayım da ne olursam olayım. Kitabım içine var götürürdüm. Aradan biraz zaman geçti. 13 yaşlarındaydım galiba. 13 yaşındaydım. Barut tabancası yaptım. Barut tabancası. Barut tabancasını evin önünde attım. Bizim orası karakolluktu. Nahiye müdürü vardı. Başçavuş vardı. Nüfus memuru vardı. Ebesi vardı. 3 tane de öğretmen vardı.
Nahiyeydi bizim orası. Kavakköy. Şimdi tabii karakol marakol kalmadı. Kalktı oradan. Çünkü oralarda pek şey de yok. Böyle hadise hamadise olaylar olmadığı için yerlerden karakolları kaldırdılar. Şeye bağladılar. İlçelere. Bir barut tabancası yaptım. Kapının önünde attım. Atınca iki tane jandarma geldi. Amcam da yanımda benim. Veli amcam. Rahmetlik. Onu da rahmetli anıyorum. Jandarma geldi. Bu silahı kim attı dedi. Amcam dedi ki dedi bu dedi bana da kızdı. Ha, bu serseri yaptı bunu dedi. O attı dedi. Öyle deyince jandarma kızdı dedi ki ya sen silahı atıyorsun oğlanın üstüne mi atıyorsun dedi bana. Amcama. Ondan sonra ya bu attı kardeşim dedi bu kendi tabanca yaptı nasıl yaptıysa ben anlamayayım dedi. Bunlarla uğraşıyor dedi. Yaptı dedi işte bilmiyorum dedi. Aldı beni karakola götürdüler. 13 yaşındayım. Şimdi Batçavuş soruyor. Bu tabancayı kim attıysa söyleyeceksin yoksa seni falakaya yatırırım dedi adam. Haydi bakalım. Amcam da yanımda. Tabi amcam onun şimdi karakol dışı olmasa bana basacak tokadı. Diyecek beni. Nahiye müdürü de var. Nahiye müdürü dedi ki ya bu çocuğu ne sıkıştırıyorsunuz dedi ya. Madem kendi yaptıysa yeniden bir tane daha yapsın. Ondan sonra gelsin burada atsın bırakın dedi. Ben dedim ki şimdi beşli kovanı lazım. Ben dedim bunu bir yerden bulmuştum. Biz veririz dediler. Tuttular bana bir eski beşli tüfekler vardı. Onların kovanları vardı şöyle boş. Arkası topuzlu. Onun içini oyardım arkasını. İki tane delik vardır orada. Ateşlemeyi oradan alıyor ya hanım. Neyse. Verdiler bana. Bunu dedi kaç günde yaparsın? 3-4 günde yaparım dedim. Yaptım bunu aldım götürdüm. Karakolun önüne vardık akşam üzeriydi böyle güneş açmaya yakındı. Selvi ağaçları var ya da bir sürü sığırcık konmuş orada kuşlar. Deneme yapıyor sanki füze denemesi yapacağız. Köyünün genç çocukları, köylüler. Çektim oradaki yapınca gün diye ötünce sığırcıklar da kaçtı. Dedim ki bana dedim boş şöyle kaval gibi bir demir verin dedim. Ben bunun içine saçma koyayım burada sığırcıkları aşağı indiririm dedim. Nahiye müdürü dedi ki ya bu çocuk tank yapar dedi. Bu ne? Bu ne diyor bu dedi ya. Thank you.